Show Ana Haber'den iyi akşamlar. Ben Burcu Selçuk Esen. Günün en sıcak gelişmeleri, sıcak haberleriyle bir kez daha karşınızdayız efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefine muhalefeti aldı, eleştiri oklarını sert sözlerle sıraladı. AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılında il başkanlarına seslenen Erdoğan, bugünün Türkiye'si daha demokratik ve daha özgür dedi. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş yerli ve milli muhalefet açığıdır. CHP ve yandaşları değişmemekte ısrar ediyor dedi. Altılı masada yer alan partilere de yüklendi. Yaşanan her hadise faşist yüzlerini, baskıcı, diktacı, nobran karakterlerini açıkça gösteriyor. Muhalefetin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı kutlamalarına katılmadan önce partisinin il başkanlarına seslendi. AK Parti Genel Merkezi'nde 21. yıl için hazırlanan şarkı dinletildi. Oylama yapalım bakalım, beğendiniz mi? Gerçekten beğendiyseniz akşam yine çalalım. Ama beğenmediyseniz yenisini yaptıralım. Erdoğan AK Parti'nin 21 yılını değerlendirdi. Yol arkadaşlarına teşekkür ederken hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz devrime imza attık dedi. Bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, daha özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Yurt içinde ve dışında hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen ordusu güçlü bir Türkiye var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de Suriye konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye ile Esad rejimi arasında siyasi diyaloğa kapı aralayan Bahçeli, 2023'e kadar her komşumuzla normalleşme atmosferinin hakim olması samimi arzumuz dedi. Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda yani buna destek olabileceğimizi de söyledik. İstihbarat teşkilatları arasında kesilen görüşmelerin yeniden başladığını duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Suriye çıkışına MHP lideri Bahçeli'den destek geldi. Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur. Bahçeli yazılı açıklamayla Suriye ile diyaloğa yeşil ışık yaktı. Atılan adımlar gerçekçi ve isabetli dedi. 2023'e kadar her alanda ve her komşumuzla normalleşme atmosferinin hakim olması samimi arzumuz ve umudumuzdur. Üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyanın bize söylediği çatışarak değil kucaklaşarak yaşamanın tek seçenek olduğudur. Bunu başaracak tek siyasi irade de Cumhur İttifakı'dır. Gerisi sadece fasafisodur, fuzuli ezberdir, gürültü kirliliğidir. Altılı Masa en kritik toplantısını Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapmaya hazırlanırken Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'ndan şaşırtan bir çıkış gelmişti. Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın önemi kalmadı sözlerine açıklık getirdi. Altılı Masa'nın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. İşte bu sözler kafaları karıştırmış, Altılı Masa'da çatlak mı var sorularına neden olmuştu. Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Altılı Masa yeni toplantısını önümüzdeki günlerde Saadet Partisi ev sahipliğinde yapacak. Toplantı öncesi Saadet lideri Karamollaoğlu'nun çıkışı çok konuşulmuştu. O sözlerine açıklık getirdi. İttifakların eskisi kadar önemli olmadığını söylemiştik. Bunun hiçbir faydası yok, bunun hiçbir önemi yok demedik. Altılı Masa çalışmaları bundan sonra da devam edecek. Altılı Masa'da çatlak iddiası CHP sözcüsü Faik Öztırak'ın da gündemindeydi. Öztırak net konuştu. Altılı Masa'dan kaos, kargaşa çıkmaz. En iyisi yapılacaktır. Altılı Masa her şeyin en iyisini yapacaktır. Milletimizi tatmin edecek şekilde ama başkalarının taleplerine göre değil. Tarım
Yatırım Kredi'nin kooperatif marketlerinde beklenen indirim başladı. Tüketiciler sabahın erken saatlerinden itibaren marketlere koştu. Peki yaklaşık 40 ürüne gelen indirim sonrası yeni etiketler nasıl oldu? İşte cevap. Talimatımız şu. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle vermişti. Tarım Kredi kooperatif marketlerinde yaklaşık 40 üründe indirime gidildi. Türkiye'nin dört bir yanında indirim yoğunluğu vardı. Makarna aldım, pirinç aldım, çay aldım. Etraftaki marketlere nazaran yine de hesaplı tabii. Ya diğer marketlere göre çok uygun fiyatlar. Bu şekilde bile iyi. Bulduğumuzda da seviniyoruz. İndirim öncesi 8 lira 25 kuruştan satılan makarna 6 lira 90 kuruşa, bulgur 16 lira 40 kuruştan 14 lira 90 kuruşa, 38 lira 90 kuruştan satılan çay 32 lira 90 kuruşa, 16 lira 90 kuruştan satılan süt 14 lira 90 kuruşa düştü. Balın fiyatı da 46 lira 50 kuruştan 37 lira 90 kuruşa indi. Her yemeğin olmazsa olmazı ayçiçek yağı bir dönem fiyatıyla da çok tartışılıyordu. İşte bu 5 litrelik ayçiçek yağı düne kadar 162 liraya satılıyordu. Şimdi fiyatı 146 lira 90 kuruşa düştü. 20-20 40 lira kar etmiş oldum sadece. Sadece dışarıya göre. Makarnalarda güzel indirim vardı. Onlardan stokladık. Sadece temel gıda ürünleri değil, çamaşır bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde indirimli satışa sunuldu. Deterjan ürünlerindeki indirim olduğunu gördük. En dikkat çeken indirimde kırmızı ette gerçekleşti. Kırmızı ette yaklaşık %35 oranında indirime gidildi. Et ve süt kurumunun ürünleri Tarım Kredi Kooperatif marketlerine gelince işte bu etiketler de bir kez daha değişecek. Tarım Kredi marketlerinde temel gıdaya gelen indirimin şimdi zincir marketlere yansıması bekleniyor. Zincir marketlerinde bu işin peşinden geleceğini umuyorum. İstanbul güne sağanak yağışla ve beraberinde gelen selle başladı. Yollar göle döndü. Evleri, iş yerlerini, hatta tarihi kapalı çarşıyı bile su bastı. Mega kent adeta kör düğüm oldu. İstanbul'u şu anda sel getiriyor. Ulan adamı tutun, adamı götürüyorlar, adamı. Ulan yağmur adamı götürüyor, tut tut. Yağmur bir yağdı bir yağdı. Dakikalar içinde dört bir yanda yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Maltepe cezaevinin olduğu bölge köprü çöktü ve araç sular içerisinde mahsur kaldı. Bakın şu anda Kavacık'tayız. Yollar göle dönmüş durumda. Ayağımdaki çizme neredeyse görünmüyor. Arabaların içi hep su içinde. 1,5 saattir arabadayız. Üsküdar'da İETT otobüsü sağanak yağıştan nasibini aldı. İstanbul sağanak yağışla birlikte gelen sele teslim oldu. Evleri, iş yerlerini su bastı. Balta Limanı'nda mahsur kalan çocuklar son anda kurtarıldı. Apartman görevlisinin yaşadığı daire, ev tamamen suya teslim olmuş durumda. Çocuklar içeride olduğu için çok duygulandım. Hanımım burada çığlık atıyor, ben dışarıda çığlık atıyorum. Tarihi Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı da sular altında kaldı. Ne ya, şelale. Esnaf perişan oldu. Hem canının hem malının derdine düştü. Tut tut tut. Bankerler gidiyor. Yağmur pazarı götürdü. Pazarı, arabalar, maravalar hep gitti. Yolda yürümek imkansızdı. Mahsur kalanların yardımına iş makineleri koştu. Kimileri de keyfini sürdü. Beykoz'da dere taştı. Burası az önce daha beterdi. Sele kapılan arabalar oldu. Yine Beykoz'da bir okulu su bastı. Lüks sitedeki spor salonunun çatısı çöktü. Sarıyer'de hastanenin içi su dolunca hastalar tahliye edildi. Sağanak tehlike akşam saatlerine doğru etkisini yitirdi. İstanbul'da yaşananları izlediniz ama o kadarla da kalmadı. Sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da lüks bir restoranın istinat duvarı çöktü. Altında kalan bir işçiyi kurtarabilmek için ekipler seferber oldu. Vermiyorlar, vermiyor, yolu vermiyorlar abi. Sağanak yağış nedeniyle İstanbul'un en lüks restoranlarından birinin istinat duvarı çöktü. Çalışanlardan biri göçük altında kaldı. Hayır, onu çıkarmaya çalışıyorlar. Şu an Beykoz'da
lüks bir restoranın yanında bulunuyoruz. O restoranın istinat duvarı yağmurun etkisiyle çöktü. Beykoz Körfez Caddesi trafiğe kapatıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine koştu. Vermiyorlar, yolu vermiyorlar abi. O çökmenin etkisiyle enkaz altında bir vatandaş kaldı. Şu anda kurtarma ekipleri o vatandaşı çıkarmaya çalışıyor. Zaman dar, durum ciddiydi. En küçük bir hata bile yeni göçükler yaşanmasına neden olabilirdi. Saatlerce enkaz altında kalan restoran çalışanı şu anda uzun süren çalışmalar sonucunda enkazdan çıkarılıyor. Tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürülüyor. Şimdi sizi kahraman bir otobüs şoförüyle tanıştıracağız. Hamile yolcu otobüste rahatsızlanınca direksiyonu hastaneye kırdı. Hastane kapısındaysa kadını sırtına aldı, acil servise kadar taşıdı. İşte o anlar. Dayanamadım, sırtıma yükledim, acil servise kadar götürdüm. Hamile yolcusu rahatsızlandı, hastaneye yetiştirdi. Acil servise kadar sırtında taşıdı. Görüntüler Ankara Keçiören'de özel halk otobüsünün içinde kaydedildi. Kaptan Fırat Kaya akşam saatlerinde Atapark Dikmen arasındaki seferini düzenliyordu. Birden arkadaki bir kadın yolcu fenalaştı. Bana bir yolcu hamile olduğunu söyledi. Baygınlık geçirdi. Ben aynadan baktım. Gelen duruma durmayınca içerideki yolcularımıza ikaz verdim. Dedim ki hastamız var, direkt Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidiyorum dedim. Otobüs hastanenin bahçe kapısında durdu. Bir kişi içeri haber verdi ama. Sedye gelmedi, bayan orada ağlıyor, rahatsız, eli ayağı tutmadı, orta koridora yığıldı çaresizce. Fırat kaptan baktı ki sedye gelmiyor, o da kadını sırtına aldı, ardından hastane bahçesine indi. 100 metre yürüyerek acil servisin kapısına bıraktı. O anlar otobüs kamerasına an be an yansıdı. Kaya'nın rahatsızlanan kadını sırtlamasına yolculardan biri yardım etti. Acil servisin kapısında emin ellere teslim etti kahraman şoför yolcusunu. Adını bile bilmediği hamile kadının sağlık durumunu da bilmiyor ama içi rahattı. İnşallah iyidir. Allah şifa versin. Fırat Kaya'nın bu kahramanca davranışı çalıştığı otobüs durağı yönetimince takdirle karşılandı. Arkadaşlara gereken ödülü vereceğiz. Bu örnek versiyonuna teşekkür ediyoruz. Tek şeride düşen yolda burun buruna gelip durdular. İETT otobüsünün şoförü kadın da otomobilin sürücüsü de inatçı çıktı. İkisi de birbirine yol vermeyince tansiyon yükseldi. Yolu paylaşamadılar. Ne otomobil geri gidip yol verdi ne de İETT otobüsü. İki sürücü de inadıyla keçilere taş çıkardı. Normal yolumda geliyorum. İkaz ettiğim halde gene yolu çıktı, yolumu kesti benim. Açmıyor yolu da, ben de açmıyorum şimdi. Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde arızalanan İETT otobüsü nedeniyle yol tek şeride düştü. Arkadan gelen bir diğer İETT otobüsünün kadın şoförü de karşı şeride geçip yoluna devam etmek istedi. Bu otomobille burun buruna geldiler, ortalık karıştı. Pardon da senin uzaktın var mı ya? Ben normal yolumdayım. Her şeyle düzgün yolumdayım. Polis çağırdı, gelsin polis. Kim yalan, kim hatalı burada bir görelim bakalım. Yolcular ikisine de ne kadar dil döktüyse ikna edemedi. Hatta tansiyon yükseldi, bu bile çare olmadı. İnat edip yol açmayan sürücüler trafiği kilitledi. Krizi polis sona erdirdi. Olay yerine gelen ekip İETT otobüsünü geri aldırdı. İnat düğümü böyle çözüldü. Çatalca'da bir ayçiçek tarlasında bulunan erkek cesedi polisleri harekete geçirdi. 29 yaşında, hayat dolu, gencecik bir müteahhitti. Kim neden öldürdü? Dedektifler işte bu soruların cevabını bulabilmek için harekete geçti. 29 yaşında bıçaklanarak öldürüldü. Cansız bedeni ayçiçek tarlasına atıldı. Emre Öztürk 29 yaşında genç bir müteahhitti. Geçtiğimiz gün ailesi onu aradı ancak ulaşamadı. Tedirgin oldu, karakola gitti ve müracaatta bulundukları esnada polise gelen bir ihbar onları harekete geçirdi. İhbarcı 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi gördüğünü söyleyince polis kırmızı alarma geçti. Polis ihbarın geldiği araziye gitti ve korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yerde onlarca yerinden bıçaklanmış bir erkek cesedi vardı.
üzerinde kimlik yoktu ve metrelerce uzakta ise lüks bir araç vardı. Polis soruşturmayı derinleştirdi. Vahşice katledilen kişi müteahhit Emre Öztürk'tü. Araç da ona aitti. Polis çok yönlü bir soruşturma başlattı. Şimdi akıllarda cevaplanması gereken birkaç soru var. Onlardan birincisi, genç müteahhit aracında bulunan kişiler tarafından mı öldürüldü yoksa başka bir kişi tarafından takip edildi, orada öldürülüp araziye mi atıldı? Dedektifler cinayetin üstündeki sır perdesini aralamaya çalışırken bir yandan da adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporu bekleniyor. Sosyal medyadaki aşk tuzaklarına aman dikkat. 23 yaşındaki kadın kendini yüzbaşı olarak tanıtan adamın yalanlarına kandı. Şüphelenip bu işte bir bit yeniği var dediğinde ise çoktan dolandırılmıştı. Ben askeri personelim, yüzbaşıyım dedi. Kuzenimi 13 bin lira, beni 14 bin lira dolandırdı. Aşık olduğu adamın yalanlarına kandı. Dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. O sahte yüzbaşının 18 suçtan kaydı çıktı. Benim haricimde iki kişiyi daha dolandırmış. Birisinden 100 milyar bir kapora istemiş. Diğeri de yine bir bayan. Onu da 350 bin lira kadar dolandırmış. Çiğdem Sayan 23 yaşında Kahramanmaraş'ta yaşıyor. 3 ay önce ona sosyal medyadan ulaşan biriyle tanıştı. Hayatının aşkını bulduğunu sandı. Dini nikah yaptık biz. 3 ay boyunca beraber yaşadık. Ama işin içine para girince şüphelendi. Dolandırıcı olduğunu sezmeye başladım. Ben şüphelenince ayrıldık. Kuzenimi 13 bin lira, beni 14 bin lira dolandırdı. Şikayetçi oldu. Acı gerçeği de o sırada öğrendi. Birlikte yaşadığı adamın bir sevgilisi daha vardı. Arabasını sattırmış, altınını almış, banka hesaplarını almış. Evleneceğiz vaadiyle 6 ay görüşmüşler. Tabii bu 6 ayın 3 ayında ben de kendisinin hayatındaydım. Yani ikimizi birden idare edip çok profesyonel dolandırıcıymış. İstanbul gibi başkent Ankara'da da fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. AFAD binasının dış cephesi fırtınaya dayanamazken yağmurda mahsur kalan yaşlıları bir belediye işçisi sırtında taşıdı. Ankara Valiliği ise bir inşaatta yıkılan kolonların altında kalan 3 işçiden birinin ne yazık ki hayatını kaybettiğini açıkladı. AFAD binasının dış kaplamaları tamamen sökülüyor. İnanılmaz bir manzara. Manzara gerçekten de inanılmazdı. Görenler de şaşkınlık yaşadı. Her türlü afet ve acil durumla mücadele eden AFAD'ın binasını sağanak ve fırtına vurdu. AFAD binasının camları da patlamaya başladı. Şiddetli fırtına ve sağanak yağış İstanbul'dan sonra Ankara'ya da geldi. Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, esnaf zor anlar yaşadı. Aha bir de Allah'a gitti ha. Of ağaç gitti. Ankara Adliyesi'nin tavanı çökerken belediye ekipleri mahsur kalanların imdadına yetişti. Bir belediye çalışanı yaşları sırtında taşıyarak güvenli yere götürdü. Ankara'daki fırtına ne yazık ki can aldı. Yeni mahalledeki bir inşaatın kolonunun altında kalan işçi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İddiaya göre lüks otomobillerde, pahalı otellerde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Randevularını ise Yalı Dairesi'nde verdi. Altın madenciliği yaptığını, ucuza sattığını söyledi. Ve yine iddiaya göre paraları toplayıp ortadan kayboldu. Sonunda kelepir altın işi davalık oldu. Lüks jetlere biniyor. Lüks arabalarda fotoğraf çektiriyor. İnsanlara uygun fiyatla altın getireceğini söylüyor. Kilolarla, külçelerle parayı alıp ortadan kayboluyor. Kenya ve Gana'daki madenlerden altın topluyorum dedi. Piyasadan çok daha ucuza altın satarak yatırım vaadinde bulundu. Ama sonra iddiaya göre paraları topladı ve altınları vermedi. O zaman 20 bin dolara yakın bir para alınıyor. Şu anın parasıyla 450 bin lira civarında bir para yapıyor. Bakın ucuza altın yatırımı yapma hayali kuranların başına neler geldi. Kenya merkezi gösteriyor, Türkiye merkezinde bir şirketi var, Gana ayağı var. Zengin insanlara kuruyor tuzağını. Öyle 3 bin, 5 bin, 10 bin bunlarla uğraşmıyor. İddiaya göre o kişi kendini çok varlıklı gösterdi. Sürekli Gana'dayım, Kenya'dayım, toplantı yapıyor, Afrika'dayım, resimler atıyordu. İstanbul'un en değerli noktalarından birindeki yalılardan birinde randevulaştı ve misafir etti o kişileri. Yalı Dairesi'nde, Rumeli Hisarı taraflarında orayı da kiralamış. Barbekü partiler yapılıyor evde.
altınların gümrükte takılı kaldığını, sadece birkaç ay bizden müsaade istediğini söyledi. Sosyal medyada öyle paylaşımlar yaptı ki göz boyar cinsten. Lüks otomobillerde, lüks otellerde, hatta bir jetin içindeyken bile fotoğrafları vardı. Ve bu şekilde gerçekten aslında çok iyi para kazanan bir altın madencisi imajı yaratıyor. İnsanları bu şekilde kandırıyor. Yalının kirasını ödememiş. Yani böyle profesyonel bir dolandırıcı. Dolandırıldığını iddia edenler arasında bir uzman doktor, bir şirketin CEO'su da var. Şirket adresi olarak gösterdiği bir yer vardı. Orası evi çıktı. Faize gittik. Yaşlı bir annesi vardı. O mağdur olmasın diye eşyalara dokunmadık. Show Haber iddiaların odağındaki isme de ulaştı. Aldığı paraların kapora olduğunu belirtti. İddiaları reddetti. Para aldıklarımdan biri arkadaşım, bir kısmını iade ettim dedi. Şu anda benim telefonlarıma cevap vermiyor. Müvekkillerim mağdur. Biz dosyanın takipçisiyiz. Onu hayata bağlayan donörünün öldüğünü öğrenince yıkılmış, en azından ailesini göreyim demişti. 8 yaşındaki Elif Ayça Arık'ın o isteği gerçekleşti. Çok ama çok duygusal anlar yaşandı. Keşke onun yanında olabilseydim, ona sarılabilseydim. Donörüyle buluşmak istemiş, ailesinden gelen ölüm mektubuyla Elif de ailesi de kahrolmuştu. Süper kahramanımızla tanışmayı istedik ama yani maalesef yani elim kaza sonucu kaybetmişiz trafik kazasında. Ona ikinci hayatı veren kahramanını göremedi ama anne babasının elini öptü. Sarıl hadi boynunu. Teyzeme de. Adana'da yaşayan 8 yaşındaki Elif Ayça Arık'a lösemi teşhisi konulmuştu. 2 yıl önce kök hücre bağışında bulunan 26 yaşındaki Selamettin Çeki sayesinde hayata tutundu. Ona bir teşekkür mektubu yazdı. Türkkök'ten telefon geldi. Dönörümüzün vefat ettiğini, ailesinin bize mektup yazdığını söyledi. Elif Ayça motosiklet kazasında hayatını kaybeden bağışçısının Bursa'daki ailesiyle buluştu. Çok mutluyum. Süper kahramanını göremese de mezarına gitti. Çiçekleri sulayıp dualar etti. Aç kalan domuzlar Balıkesir Altınoluk'ta şehir merkezine inmeye başladı. Karınları doyunca da ziyaretler sıklaştı. İki taraf da birbirini artık hiç yadırgamaz oldu. Bunlar bizim mahallemiz yani. Paylaştık biz onları. Bunlar bizimkiler. Ne onlar yadırgadı ne de mahalleli korktu. Almıştık artık onlar bize, biz onlara. Aslında daha 7-8 tane geliyor bunlar da az daha burada. Evet, diğerler de gelir. Aç kalan domuzlar Balıkesir'de Altınoluk'u mesken tuttu. Şimdi buraya geldik. Bizde şey oldu onlar. Ben akşam aldım kavun koymuştum, kavun. Domuz sürüsü karınları doydukça ziyaretlerini daha da sıklaştırdı. Arada bir onlara yiyecek veriyoruz. Karpuz, kavun. Şov An Haber'in bu akşamlıkta sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar.